Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Artemia vereceğiz. Bütün yavrularımıza, damızlıklarımıza nasıl veriyoruz, nasıl kullanıyoruz bunlardan bahsedeceğim. Kanalımda daha önce Artemia'yı nasıl kurduğumla ilgili video vardı. Bunu da eğer hiç Artemia kurmamış arkadaşlar varsa referans alarak bu şekilde Artemia'larınızı kurabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz ben musluğu açayım. Biz konuşurken o da süzülmeye başlasın. Ben arkadaşlar bu şekilde 5 litrelik pet şişelerde kuruyorum. Yaklaşık 3 litre olarak Artemia'mı kuruyorum arkadaşlar. Sabah, öğle, akşam Artemia'larımızı balıklarımıza yediriyoruz. Bu şekilde bir bez kullanıyorum ben Artemia'mı süzerken. Bu bezimden yavaş yavaş suyu aşağıya akacak kovaya ve Artemia'lar üstte kalacak. Artemia'nın geçemeyeceği kadar bir bez kullansanız sizler için yeterli olur. Eğer Artemia seti aldıysanız bunlar için özel çıkarım setleri var. Onlardan aldıysanız onları da kullanabilirsiniz. Tabii ki onlar da sizler için faydalı olacaktır. Yavaş yavaş Artemia'mız birikmeye başladı arkadaşlar. Ben yavru balıklarıma, arkadaşlar meleklerime ilk günden itibaren tetralarıma da yiyebilecekleri güne geldikten sonra Artemia'yı mutlaka veriyorum. Zaman zaman sorular geliyor. Kurutulmuş Artemia olur mu? Bu rotofish'in kurutulmuş Artemia'ları var vesaireleri var. Arkadaşlar ben denedim, çok fazla randıman alamadım. Bu sebeple yani en çok sevdiği balıkların en iştahla yedikleri en besleyici besin bu şekilde canlı çıkmış Artemia'mız arkadaşlar. Hem canlı olduğu için yavrular daha hareketli bir şekilde süzüyorlar. Galiba hava yaptı, kabarcıklı geliyor. Düzelteyim. Güzel mi? Pardon arkadaşlar, özür diliyorum. Galiba hava yaptı, bizi çok fazla bekletir. Evet, şimdi normal bir şekilde geliyor. Yani yavru balıklarımızı en hızlı boylandırabileceğimiz, damızlık balıklarımıza da çok iyi kondisyon yaptıran, çok sağlıklı, çok güzel bir besin. Arkadaşlar yalnız Artemia'yı tuzlu suda çıkardığımız için dikkat etmemiz gereken, bunu tatlı suda yıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bunun için bu şekilde tasımı alıyorum. Artemia'larımı bu tatlı suda yıkadıktan sonra bu şekilde bir enjektör kullanıyorum. Bu şekildeki enjektörle yavru balıklarıma veriyorum. Birazdan zaten sizlere nasıl verildiğini de göstereceğim arkadaşlar. Artemia'mız süzülmeye başlasın. Ben videomu burada durdurayım. Daha sonra Artemia verme aşamasına geldiğinde hep birlikte sizlerle Artemia'mızı verelim. Evet arkadaşlar, Artemia'mı tasıma aldım temiz suya. Dediğim gibi tuzlu oldukları için akvaryuma sürekli bir tuz yüklemesi yapmak istemiyorum. O sebeple bu şekilde arkadaşlar tatlı suda yıkıyorum ben. Şu an Artemia'larım gördüğünüz gibi bu tasımın içerisinde. İsterseniz balıklarımıza da verelim. Şöyle tek elimle almaya çalışayım. Evet, Artemia'mızı aldık. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yavrularımıza, arkadaşlar şöyle göstereyim, dağıtarak akvaryumun her yerine dağılmasını sağlayacağım ben bunu. Bu şekilde dağıtarak veriyorum arkadaşlar. Daha sonra gözlemlersiniz. Eğer balıklarınıza yetmezse, balıklarınızın doymadığını hissederseniz bir süre sonra tekrardan verebilirsiniz. Bakın kapış kapış kapışmaya başladılar bile Artemia'ları. Keyifle yiyorlar. Yani yavru balıklarınızın en çok severek tüketeceği yemlerden bir tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapış kapış yakalamaya başladılar. Attığımızdan itibaren bu şekilde yemeye başladılar. Arkadaşlar benim Artemia vermem yaklaşık olarak yarım saat sürüyor. Ben bu kadar çok fazla sürenizi almayacağım. Sadece nasıl verdiğimi, nasıl kullandığımı sizlere göstermek istedim. Bu şekilde vereceğim. Gördüğünüz gibi balıklarımız keyifli bir şekilde yiyor. İsterseniz havuzuma da vereyim. Havuzda da nasıl verdiğimi sizlere göstereyim. Burada yine ufak melek balıklarım var. Bu şekilde arkadaşlar beni gördüklerinde zaten hemen toplanmaya başlıyorlar. Çünkü yemin geleceğini anlıyorlar. Bunları da bu şekilde dağıttıktan sonra nasıl keyifle yediklerini görebilirsiniz arkadaşlar sizlerde. Yani akvaryumda ya da havuzda fark etmiyor arkadaşlar. Zaten ben havuzda ve akvaryumdan farklı bir üretim yapmıyorum. Havuzda yaptığım üretim de akvaryumla aynısı. Sadece hacim olarak birazcık daha fazla. Onun dışında kullandığım filtre yöntemleri hepsi aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yiyeceklerdir.
Şöyle damızlık adaylarımıza da verelim. Bakalım onların tepkisi ne olacak. Şurada damızlık adaylarım var arkadaşlar benim. Onlara da şöyle dökelim. Gördüğünüz gibi hepsi toplanmaya başladı. Hepsi keyifle yiyeceklerdi. Tabii bu verdiğim artemiyalar bunlara yetmeyecektir. Ben tekrar tekrar bunlardan geçeceğim. Sadece sizlere örnekleme olarak göstermek istedim. Örnekleme olarak vermek istedim arkadaşlar. Tüm balıklarınıza bu şekilde tuzundan arındırdıktan sonra rahatlıkla verebilirsiniz. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yaşamadan yiyeceklerdir. Hem doğal olarak daha iyi besleneceklerdir. Daha sağlıklı olacaklardır arkadaşlar. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.